Pekala. Nasıl buluyorsunuz, nasıl okuyorsunuz? Şov buluyorum. Şov buluyorum. Duyarlı sebebi de geyik. Şov mu diyor? Evet, çünkü neden? Bir şeye tepki sahneye çıkınca verilmez. Yani o kızcağızın cansız bedeninin görüntüleri ajans. O da olabilir. Evet. Bir de iyi tarafından bak. Tamam. Bakarım olaya karşı ama. İşte sorgulayış taraftan bakıyorsun. Şimdi bir de iyi tarafından. Savaş Kalafat'ın başına bugün geldi bu iş. Ben 4 gün sonra savaş için gözyaşı dökmeye kalkarsam o gözyaşı gözyaşı değil. Evet. Bekler ya, anladın mı abi? Yani o kızcağızın cenazesi defnedildi. İran'da kadınlar sokaklardalar. Saçı uzun olduğu için değil. Saçını örtmediği için başına bu geldi. Evet. Olayı bir kere öyle doğru anlamak lazım. Sanatçılar sadece böyle sahneleri bekleyip bir şey yapınca ben bunu sevmiyorum. Evde oturduğunda da ayna karşısına geçip bu tepkiyi koyabilirsin. Eğer gerçekten o kızın acısına, oradaki kadınların baskı altında tutulmasına bundan dolayı sebepsen bunu yapabilirsin. Yani ülkesini terk etmiş, oradaki baskıdan dolayı bugün Türkiye'de yaşamak zorunda kalan bir sürü İranlı kadın var. Burada dernekleri var, toplandıkları yerler var. Oralarda da boy gösterebilirsin. Ama sen seni izlemeye gelenlerin karşısında, programın ortasında bu saçı kesersen onun için şov diyorum. Belki hakikaten iyi niyetle yapmıştır ama zamanlaması yanlış. Bunu 4 gün 5 gün önce yapacaktı. 4-5 gündür İran'da ne kadınlar dayak yediler, ne kadınlar sokaklarda sürülendi, videoları yayınlanıyor. Koskoca ülkenin internete kesildi videolar dağıtılmasın diye. O zaman bu tepkiler olacaktı. Anladın mı? Yani Melek Mosto kalkıp da Cağaloğlu'nda İran konsolosunun önüne gidip saçını orada kesseydi 4 gün önce, Melek Mosto'yu alnından öpmek için sıraya girenlerden biri ben olurdum. Ama sahnede olunca sevmiyorum bunu. Bu şovu öyle sinmiyor içime benim. Yani bu benim söyleyeceğim şöyle bir şey var. Önce bu şeye benziyor. Yani kafamdan buz dök challenge'ları falan yaptılar ya. Onun gibi görüyorum bunu. İşi birazcık böyle zemine çekiyorlar. Öncelikle ben şükrediyorum. Hamdolsun diyorum Rabbime. Atatürk gibi bir insan geldi bu ülkeye. Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı. Ve en iyi dostlarından biri İran Şahı Şah Rıza Pehlevi'ydi, evet. Biliyorsun değil mi? Eskiden öyleydi. Ya. Ve kadınlara ilk seçme hakkını verdi. Avrupa'dan önce verdi. Seçme ve seçilme hakkını verdi. Çok şükür kadınlarımız İran'daki gibi baskı altında değiller. Çünkü bizim cumhuriyetimizin önünde demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti var. Lafı böyle. Böyle başlıyor. İnşallah onu asla ve kata kaybetmeyiz. Atatürk'ün gençliği ifadesi hitabesinde de zaten böyle bir şey var. Ey Türk gençliği diye başlıyor. Emanet ediyor. O cumhuriyeti emanet ediyor. Bugün İran'ın nereden nereye geldiğini biliyoruz. Hümeyni'nin devriminden, ondan önce Şah Rıza Pehlevi'den, Atatürk'ün özellikle Irak'la, Suriye'yle ve İran'la yaptığı sınır toplantılarını biliyoruz. Tarihi araştırsınlar. Ve bugün biz cumhuriyeti korumak için, kollamak için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü orada da biliyorsunuz İran'ın bir dönemde Türkiye'ye ve etrafında ülkelere siyasi ihracatı vardı. Siyaset ihraç ediyordu biliyorsunuz. Ve bundan da etkilenen bazı gruplar vardı. Ama biz Türk gençliği, ben şimdi genç sayılmam ama kendimi o anlamda genç sayıyorum. Asla ve katta müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bu demokratik, laik ülkede kadın ve erkek eşittir, özgürdür. Bunu devrimlerle, kıyafet devrimleriyle sağladık. Ve İran'a bakarsak, İran'ın olayına bakarsak, İran'da ister buna dış ülkelerin baskısı ve provokasyonuyla böyle bir sonuca gidilsin densin, isterse artık bıçak kemiğe dayandı densin. Sonuçta bir gerçek var. İran adım adım kendi devrimini oluşturmaya gidiyor. Şimdi tabii İran'dan gelen görüntülere baktığımda daha can acıtıcı bir şey var. Erkeklerin ellerinde sopalar, işte motosikletler peşinde kadınları kovaladığı yerde ne acıdır ki evinde belki de 2 tane, 3 tane çocuğunu bırakmış, devletten maaş alarak polis teşkilatının içine girmiş kocaman kadınlar, kız çocuklarını yerlerde sürükleyerek, tekmeleyerek, hatta yakalayıp o erkek polislere teslim ederek zulüm görmelerine sebep oluyorlar. Bu daha da can acıtıcı.
Ama dediğim gibi dünya çok büyük bir değişim içinde. İran'ın başına zaten gelecekti. Biliyorsun çok uzun zamandır Amerika'nın bir ambargosu var. Şimdi de bambaşka şeyler dönülmeye başladı. İşte Rusya'nın doğal gazı Avrupa'ya kesmesiyle gözler İran'a ve Azerbaycan'a tabii, çevrildi gibi bambaşka senaryolar falan oynanmaya başladı. Biraz önce... Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Burada İran için söylüyorsun da Tayyar abi, burada kadınlar da kusura bakma da yolda gittiğin zaman yapılan bazı röportajlara ve tepkilere bakarsan burada kısa kollu olduğu için tacize uğradığını düşünen, erkeklerin yapmış olduğu tacizleri haklı gören, kısa kollu giyerseniz, saçınızı açarsanız, şort giyerseniz erkeklerle tabii ki yoldan çıkacak, tabii ki size gelecek, asılacak ama siz de hak ediyorsunuz diyen bir kesim de Türkiye'de çok ciddi boyutta var ama. Kesinlikle yani bizim hayatım. Boyutta evet, burada kadınların başı açıldı. Ben bunu bir kadın olarak söylüyorum. Kadının saçı açıldığı için orada bunu yaşarken burada da kadınlar birbirlerine etmedikleri eziyetini sosyal medyada kalıyor, ne başak, sokakta kalıyor. Başak, bizde başak, de çok farklı bir versiyonu yaşıyoruz. Zaten bizim buradaki yanan ateşimizden kaynaklı elimizdeki kovanın suyunu önce kendi ateşimize dökmeye çalışıyoruz. Sadece Melek kardeşimin sahnedeki hareketinden kaynaklı yola çıktığımız için ama o tarafa işaret ettim. Ama bu tarz konular için yapılsın be. Ya bir şey söyleyeyim, bak yapılsın bir şey değil. Vallahi. Şimdi mesele sadece işin samimiyeti için şuna bakıyorum. 5 gün sonra sahne değil. Ya bu dışarıda da yapılabilir. Türkiye'de yazarlar var, kadınlar, ressamlar var, şairler var. Bak, ama onlar ya, tepki verdiler Tayyar. Ya ben bir şey söyleyeyim abi. Twitter kendi belirlemiyor ki. Kalabalığı orada onun ki. Gökhan ne yapabilir? Gökhan bak bu neye benziyor biliyor musun? Oradaki kalabalık dediğim 1000 kişi. Dışarıda genelde yapacağın eylemin daha çok sesi gelir. Hadisenin günlerdir boşanma meselesinin giderini sahnede yaptığı gibi. İşte Kıbrıs'ta da sahnede ağlamaya başlamış. Ekibi ışıkları kapatmış. Seyirci ağlama diye tempo tutmuş. Halbuki yap bir basın toplantısı, al gazetecileri karşına, söyleş yarım saat, bir saat. Anladın mı? Ve bitir bu meseleyi. Niye böyle parça parça, niye hep devamlı sahnede? Yani niye şarkı okuman gereken yerde yüzük atmalar, ağlamalar, baba evinde öyleydim de, burada böyleydim de falan. Yani sahne şarkı söylemek için bir yer. Sanatçının elbette bir duruşu ve protestosu vardır. Ama bu protestoyu 5 gün önce yaparsan, Melek Mosso'nun konserine gitmiştir 1000 kişi ama Melek Mosso'nun Instagram'ını takip ediyordur 100.000 kişi. O zaman Instagram'ın canlı yayınında o kızcağızın cenazesi daha yerden kalkmadan yap. O zaman diyeyim ki lan helal olsun, aferin kıza be. Herkesin önce bu hareketi yap. Şey var. Yoksa şimdi yaptığını yadırgadığım için söylemiyorum. Zamanlaması tuhaf. Mesela burada şimdi Lady Pulket. Bu ne? Lady Pulcher. Nerede? Neredesin? Lady. Lady Pulcher. Pulcher. Öbürü? Hades. Pukette. 000. Sıfır takipçi. Şimdi tamam, fake hesap. Bu fake hesap. Şimdi bu iki tane fake hesabın hangisi kimdir? Ulan çok karaktersizsiniz de. Karakter olmuş olsa gerçek hesabınla takip edersin. Yemiyor tabii ki. Evet. Gibi yani işte. Mosso'da böyle bir şey. Yani yoksa hani ben mesela Meleğin başına o olay geldiği zaman da geniş kitlelerin sessizliğini, bu konuda daha çok gazetecilerin ses çıkartmış olmasını, müzik camiasında bir elin beş parmağını geçmeyecek adamın tepki koyduğunu gördüm. Mesela Orhan Gencebay'ın sesinin çıkmaması, Bülent Ersoy'un çıkmaması, Selami Şahin'in çıkmaması, anladın mı? Yani bunlardan beklerdim. Ertesi günü Seda Sayan'ın hiçbir şey olmamış gibi Isparta güllerini boynuna takıp otelin kapısında halay çekmesini beklemezdim açıkçası. Bir şey söyleyeceğim. Daha minimal yapalım bu işi. Biz tepkisiz toplum mu olduk? Evet. Eskiden evet. Mahallende ya da apartmanın da birisinin başına bir şey gelse hemen bütün mahalle üç. Bütün mahalle. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Benim babam rahmetli oldu. Bizim mahallede hiç yoksa sokakta bir 30-35 haneydik. Yemin ediyorum sana 7 gün evlerinde televizyon seyretmediler ya. Her aile bizim 7 gece evimizdeydiler Mevlüt okunurken. Herkes birbiri için ağlar, yas tutar ve acısına üzülür, sevincine sevinirdi. Ben ablamın nişanını komşum alt katındaki evini boşalttı, daha büyük salonu diye. Orada yaptırttır, burada diye. Gelini kendisi de, seferber oldular, yiyelim içelim diye, anladın mı? Şimdi yok öyle bir şey. Seyhan Hanım şu an yeni uyandı. Yok öyle bir şey. Yani sana daha güzel bir şey söyleyeyim. Tabii ki hani andımız kaldırıldı galiba değil mi okullardan? Andımız geri geldik galiba. Ama mesela
bazen rastlıyorum. Ya İstiklal Marşı okunuyor okullarda. Teyip'ten de veriyorlar İstiklal Marşı'nı. O ey Türk gençliği birinci vazifen Türk istiklalini ve ebediyetini muhafaza ve müdafaa etmektir dediğimiz, yarını emanet ettiğimiz çocuklar İstiklal Marşı okuyorlar. Korkma. Diyor ki birer Türk daha fazla bağırıyor. Diyor. Anladın mı abi? Bir marketing işi yapan birisi telini yaz. Yani birazcık bu ruhun yarına sahip çıkacak olan çocukların gerçekten yarına sahip çıkmaları lazım. Yani yarına sahip çıkmaları lazım. Şimdiki çocukların yarın kaygıları olduğu için yarını hiç düşünmüyorlar. Bugünü yaşamayı düşünüyorlar. Çünkü yarın belirsiz onlar için. O yüzden bu çocuklara yarını, bu ülkeyi, bayrağı, bu ülkenin namusunu, her şeyi sil baştan öğretmemiz lazım. Yazık bu ülkeyi kazanmalılar, sevmeliler. Bak insanlar neler yazıyor. Seyhan Hanım diyor, yeğenimin aynı şey başına geldi diyor. Yeğeni 16 yaşındaymış. Babası zorla birine dayak soruyla birilerinle 3 yıldır yatırıyormuş. Ne diyorsun 13 ya? 13 yaşından 16 yaşına kadar. Of. Ve bunu satıyormuş. Baba satıyor yani. Baba internette escort ilanı vererek kızınla aynı yaşta birilerini yurtdışından alıyor. Yemin ediyorum ter basıyor. Ve kızı beraber olmaktan imtina edip kaçtığı için tekrardan buluyor. Kız polise sığınıyor. Polis de sonra babasının korkusuna bir şey söyleyemiyor. Ve kıza karyolayın ucunu sokmuş. Bu babam aba değil yani. Bu babam aba değil yani. Sen baba falan olamazsın şerefsiz. Allah seni bildiği gibi yapsın. Allah seni bildiği gibi yapsın. Onun bana lütfen sayfasını falan verin. Deşifre edeceğim onu. Ne pahasına olursa olsun. Yaz kardeşim onu bana. O karyolayı ona sokturtmak lazım. Polise bunu şikayet edip ocup Allah belanızı versin lan sizin. Allah sizi kahretsin. Allah sizi kahretsin. Ya kimse o arkadaşlar bize var ya, bana açık bilgi yazsınlar dahil olan şu işe ya. Ben şimdi nasıl küfür etmeyeyim buna? Hayır. Yok. Hayırsa ya. Bazen gerçekten senin geldiğin noktaya geliyor o zaman işte burada olmuyor kalabalık. Ya kulağımın içinden tel çıktı lan. Arkadaşlar ben size başka bir gerçek söyleyeyim. Allah sizi kahretsin. Böyle baba olmaz. Böyle baba olmaz. Evladına karyolayı. Gel kız buraya sen de Pulin. Buraya gel. Pulin bile kaçıyor. Korktu. Korktu hayvan. Gel kızım buraya. Allah billah delireceğim. Allah. Açmasını bırak. Şu masanın camı bir gün. Ay baba bakar mı? Hakikaten ben adı verdiği fabrika ayıp edecek buradan. Vura vura. Yok, ama bir şey söyleyeceğim ya. Sigortalattık. Aynen öyle. Ama bir şey söyleyeceğim. Çocuğu alacağım. Gökay. Kulağımın içinden ter çıktı lan. Ben biraz kullanabilir miyim? Müsaade. Evet. Allah belanı versin! Başak senin değil tabii yani. Bu Başakcığım. Nurettin abi bağlanacaktı. Nurettin abi de bekliyor. Tamam kızım sen hadi dinlensin. Hani bir tane en azından onu bekliyor. Allah belasını onu versin ya. Ya sen araya böyle insert konuları niye sokuyorsun? Tamam yavrum hadi sen. Bizim de ya ne kadar ya. Ay baksana tere ya. Enerjimiz düşüyor ya. Umut al başa. Allah senin yavrum. Belanı versin. Ha, selamen kavle bela okuma hadi. 13 yaşından beri çocuğu satıyormuş. İlk 9 yaşında kendisi tecavüz etmiş. Böyle sapık baba olur mu lan? Ya ben